Pazartesi sabahından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Bahar Özmen. Manşet Galatasaray programıyla karşınızdayız. Keyifli bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Gazetelerimiz var, haberlerimiz var. Gündeme dair son gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Pazartesi günlerimizin konuğu Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü sevgili Arif Kızılyalın. Hoş geldiniz. Merhabalar. Diğer stüdyodan buraya indik. Biraz da değişiklik oldu. Evet, biraz değişiklik oldu. Üst stüdyodaki bir takım çalışmalar sebebiyle bugün aşağıdaki stüdyomuzda karşınızdayız. Alışık izleyicilerimiz bu stüdyoya da gün ortasını burada evet, takip ediyorlar. Evet, biz de alışığız da biraz oradan Türk Telekom Arena Stadyumu'nun türbinlerini ve sahasını görmek... Üst stüdyonun başka bir enerjisi oluyordu. Evet, keyif veriyordu hepimize. Bugün neredeyse tüm Türkiye'de hava parçalı bulutlu ama Galatasaray'da havalar güzel sevgili Arif Kızılyalın. Tabii ki önce maçın değerlendirmesiyle bir başlayalım. Sonrasında haberlerle yine kıymetli yorumlarınızla devam edeceğiz. Nasıl buldunuz, neler söylemek istersiniz maçla ilgili, karşılaşmayla ilgili? Fatih Hoca söyledi, ben söylemeyeyim. Allah büyük. Evet. Evet. Fatih Hoca'nın açıklamaları da gelecek birazdan ekranlara. Yani şimdi yayıncı kuruluş başta olmak üzere herkes bir rahatsız oldu. Ha bu, yani bu ülke bildiğim kadarıyla %90 küsürü layık bir ülke yazıyor. Onun altını çizeyim de. Hani Müslüman. Yani niye bu kadar yani Allah'tan dem vurunca rahatsız oluyor insanlar? Yani donk yukarıda Tanrı var diyor, sarı kart yiyor. Fatih Hoca Allah büyük diyor, yayıncı kuruluştaki değerli futbol yorumcuları. Ya Fatih Hoca ne demek istedi anlamadık. Vesaire gibi yorumlar getiriyorlar. Neyse onları lafı güzel konuşuruz. Galatasaray gerçekten kırılma maçı oynadı. Ama 3 tane kırılma maçı var. Bu hafta Malatya'da aslanlar gibi asılacak, asılsın. Bakın asılsın. Son hafta Göztepe Galatasaray'ın şampiyonluğunu elinden almak için mücadele edecek, tarihe geçmek için. Hı hı. O da mücadele etsin. Ama Galatasaray'da bir taraftan futbolcusuyla, teknik direktörüyle, camiasıyla inanmış biçimde şampiyonluğa yürüyor. Sizin de zaten yayın öncesi görüntülerinizde 21. bu internet terimiyle loading diyorlar ya, yükleniyor. Hı hı, evet, yükleniyor. 21. şampiyonluk yükleniyor. Yavaş yavaş geliyor. Kaldı 180 dakika. Baktığınız zaman yani hani zor. Ya şimdi dünkü maça dönelim. Evet. Zaten konumuz dünkü maç. Hı hı. Galatasaray 1-0, 2-0. Kaçan penaltı. Evet. Sonra bir 2-1. Serdar mı kendi kalesine attı, Selezniyov mu attı, tartışılır. Hı hı. Ondan sonra Muslera'nın hani inanılmaz böyle cam macunu gibi, kimin yorumuysa o da aklımda kalmış, uzadığı iki pozisyon var üst üste. Çıkardığı iki top. Evet. Kaçan bir penaltı. Döndü Muslera köşeden çıkardı. Maç 2-2 biter. 3-2 Akhisar alır. O zaman yandı küllüm. Yani eğer Galatasaray dün tuttu o dakikalarda. Akhisar deplasmanında beraberliği saymıyorum. Yenilgiyle ayrılsaydı şampiyonluk gitmişti. Uzak ara. Ve böyle 90 dakikalar oynuyor Galatasaray. Bunun bilincindeler. Futbolcuların artık çok büyük bölümü bunun bilincinde. Sofyan Feghouli bile bunun bilincine varmış. Darısı Belhanda'nın başına. Ben yani şimdi bende imzalı Belhanda forması var. Bütün takıma imza atılmış Caner Besler. Teşekkür ederim o konuda. Hani Belhanda yerine keşke Donk'un forması olsaymış. Bugüne kadar yerin dibine soktuğumuz Ryan Henk Donk kopuk bağlarıyla iğneli ayağıyla o ayağını pozisyona sokuyor. Evet. Yani ve bu ruh halinde futbolcuların büyük bölümü. İşte Sabek, Dines, Delik
tandonla sahaya çıkıyor. Ne bileyim Muslera hani artık nalına mıhına gidere gider yapıyor. Yani orada elini bir santim fazla uzatsa kırmızı. Öbür pozisyonda elini biraz dışarıda kullansa sarı artı çok tehlikeli yerden free kick. Son pozisyonda nasılsa bu ön liberolar vurdurmaz deyip biraz daha merkeze alsa, hissetmeyip sola yönlenmeyip, soldan çıkardı galiba. Sola yönlenmeyip merkeze geçse kenardan yine gol. Yani Galatasaray hakikaten yani derler ya Yüce Tanrı çalışanın yanındadır. Galatasaray bu sene Fatih Hoca'nın geldiğinden sonra bir çalışıyor. Yani çalışıyor. İşine bakıyor. Mücadele ediyor. Dürüstçe mücadele ediyor. Sahada mücadele ediyor. Canı yanıyor. Sesi çıkmıyor. Hani bir tokadı yiyor. Öbür yanağını uzatıyor yeri geldiğinde. Buna rağmen ve bu takım hala lider. Bu takım bu hafta arayı aştı. Eğer ligde son iki haftada yaşadığımız teatral sahneler artık Wikipedia'da yok ya, Google'a girip baksınlar, teatralin birkaç anlamı vardır. Teatral sahneler olmasa Galatasaray şu an 7-8 puan açmış. Malatya maçında da alacağı bir puanla şampiyonluk kupasını kaldıracak pozisyondaydı. Ama lig öyle çok garip bir seyre gidiyor. Tekrar dünkü maça dönecek olursak Galatasaray Belanda'dan eksik gitti. Mariano yoktu. Donk'un ciddi sakatlığı vardı. Son güne kadar koltuk değneğiyle yürüdü. Son iki idmana katılıp maça çıktı. Yine Fatih Hoca'nın elinde hamle oyuncusu kalmadığı için Kaptan Selçuk'la başladı. Sezonun sonu geldiği için Kaptan Selçuk artık temposu düştü. Yani muhtemelen sezon başında da Tudor'la farklı bir idman sezon başlangıcı yaşadığı için, sezonu da uzun yaşadığı için onu hamle oyuncusu olarak kullandı. Yani mecburiyetten Sinan'la Yasin'i aynı anda soktu oyunu tutma adına. Çünkü takım gitmiyor. Fatih Hoca da bunu görüyor. Ama buna rağmen işte Muslera'nın devreleşmesi, Donk'un iyi oynamamasına rağmen müthiş bir karakter ortaya koyuşu. Sol bek Nagatomo'nun soldan gidip en sağ uçta kademe yapışı. Ki yani hani bir ara o Juventus'lu sol bekten bahsediliyordu. Asamoah mıydı? Yalan söyleyeyim. Asamoah. Hani iyi ki bu gelmiş. Çünkü Asamoah stoper özellikli bir futbolcu. Kendi kalelerine atılan goller, kaçan penaltılar, şunlar bunlar. Son dakikada son düdük çaldığında Galatasaray puanını 69'a yükseltti. Bundan sonra alacağı 4 puan ki o 6 olur. Onu bir kenara not alın. Galatasaray şampiyon yapacak. Fakat şu sarı kartlar benim beni rahatsız ediyor. Şimdi 45 senedir futbol izlerim. 34-35 senedir de spor yazarlığı yaparım. Maşallah. Hani ilk birkaç seneyi çocuktuk. Ama ondan sonra kimin ne olduğunu bilirim. Bakın Fatih Hoca da bilir. Fatih Hoca maçtan sonra bir açıklama yaptı. Tabii. Oraya da geleceğiz. Tabii onları da geleceğiz. Ama hepsini konuşacağız. Şimdi bakın bir hareket göstereceğim. Donk kaçan penaltıda pozisyon içinde değil. Hakemin zaviyesinde değil. Şöyledir hakem. Donk burada. Muslera yukarıda Allah var diyor. Seviniyor. Donk yukarıda Allah var diyor. Tanrı var diyor. Çünkü bildiğim kadarıyla bir tanesi Ortodoks, bir tanesi Musevi olabilir. Ya da ikisi de Ortodoks veya Katoliktir. Muslera Katolik. Yukarıda Allah, Tanrı var diyor. Ve hakem çıkartıyor. Gerilerden gelip Donk'a sarı kart gösteriyor. Hani herhalde federasyonumuz, bunu mecazi söylüyorum. Ve hakemlerimiz ateist futbolcu istiyor. Yani Tanrı var falan, Allah var demeyeceği. Böyle saçma şey mi olur? O zaman Rodriguez de gol attı, sevindi, ona da göstereceksin. Ben geçen dönemlere kadar sahada şükür namazı kılan futbolcu gördüm. Vesaire gördüm. Yapar. Kendi öz şeyidir, huyudur. Hoşgörüyle karşılaşırsın. Hoşgörü toplum olmamız lazım. Ama yani ben dün akşam Ali Palabıyı'yı böyle hayretler içinde izledim. Hayretler içinde izledim. Yani o ucuz sarı kartlar, çıkmayan sarı kartlar, çıkan garip sarı kartlar. Şimdi Mustafa Yumlu eliyle almadı bence. Sarısı yanlış ama ondan önce Mustafa Yumlu'nun çekişleri var. Orada versene kardeşim sarı kartı. Veya sarıdan sonra Mustafa Yumlu'nun bir sarısı daha var, onu vermedi. Ya keza Muğdat başta olmak üzere birçok futbolcu. Ha bu arada da Akhisar'a da helal olsun. 90 dakika direndiler, koştular. Perşembe günü de inşallah aynı tempoda koşarlar ama zor.
arada 3 gün 4 gün evet. mesafede bu kadar yüksek tempoda 2 maç oynamak. Yani Galatasaray'ı yenmeye oynadı dün akşam Akhisar. Kimse şey yapmasın. Şimdi şey diyor. İşte Rodriguez Dani'nin yanından giderken Dani eskortluk yaptı. Ya öyle bir şey yok. Şimdi zaten Dani çok kalibreli bir futbolcu olsa Galatasaray'da kalırdı. Dani risk almayı seven ağır da bir futbolcu. Rodriguez de ligin en hızlı kanat adamlarından biri. Yani Rodriguez'i Rodriguez yapan sürati. Evet. Tabii basacak geçecek şimdi. Yani yerli bir arabayla İtalyan marka bir yarış arabası kalkıştan sonra ne oluyor? Hızlı İtalyan geçiyor öne. Çünkü motor gücü yüksek, kapasitesi yüksek. Rodriguez de öyle bir futbolcu. Ona şey buluyorlar. Hayır. Akhisar çatır çatır da oynadı. Bakın oynamayan takım son dakikaya kadar, uzatma dakikanın da sonuna kadar şut girişiminde bulunmaz. Çünkü o son şut köşeye gitse gol olur. Bakın yani biraz daha köşeye gitse gol. Köşenin bir tık gerisine gitti. Muslera da iyi uzadı. Çıkardı. Dün akşam 2-2 de bitebilirdi maç. Hani maç üzerine yapılan yorumları da gayri ahlaki, gayri edep buluyorum. Onun yanı sıra futbolculardan yani Feghouli tam böyle formunu buldu. Sarı kart cezasına takıldı. Ona çok üzülüyorum. Şimdi bakın nedenlerine bakıyoruz. Feghouli evimizde oynayacağımız yeni Feghouli, Malatya maçında olmayacak maalesef. Feghouli ile Donk niye sarı kart gördü? Haksız bir penaltı kaçtığı için penaltıya yaptıkları itirazdan ve haksız penaltı kaçtığı için Donk'un yukarıda Tanrı var deyişinden haksız bir penaltıdan sarı kart gördüler. Bu sarı kartlar haksızdır. Bakın yani siz futbolcunun yukarıda Tanrı var, yukarıda Allah var lafına takılacağınıza, jest mimine takılacağınıza bence hakkaniyetli karar verin. Selezniyov'un penaltısı yani halı sahada verseniz o hakemi mesela şu bizim Levent'te halı saha var polis okulunun yanında. Beşiktaş'a kadar kovalarlar hakemi. Bakın net söyleyeyim size. Ama artık ayıba giriyor. Ha birçok ayıp diğer maçlarda da oldu. Bu hafta çok garip bir haftaydı. Yani anlamlandıramadığım bir haftaydı. Şöyle birkaç haftadır garip işler oluyor. Ama işte hani Fatih Hoca'nın dediği gibi yukarıda Tanrı var. Yukarıda Allah var. Bizim toplumumuz da aşağı yukarı İslamiyet'in kabulünden önce de tek tanrılı inanışa sahip bir toplumdur. Türk insanı, Türkiye coğrafyasında yaşayan insanlar her zaman yani ufacık çocuğa sorun Anadolu'da yukarıda Allah var der. 5000 senelik falan bir gelenektir. Hani Allah hakikaten görüyor işte ne oluyor? Hiç oynamayan 9 kişilik bir takımın 10. oyuncusu kaleciyi sayma. Kalecisi fena değildi. 90 artı 5. dakikada, 4. dakikada kaleye orta yapıyor. Orta giriyor. Böylelikle rakiplerden bir tanesi devre dışı kalıyor. Hak etmeyen rakip. Yoksa Fenerbahçe'de hak etmiştir, Beşiktaş'ta hak etmiştir. Herhalde Fatih Hoca'nın lafı orayaydı. Ben öyle yorumladım. Benim şahsi görüşüm. Peki. Maçın yıldızlarından biri de Geri Rodriguez demiştik. İki gol. Evet. Formunu yükseltti. Hatta Rodriguez'le ilgili de hatırlarsanız Speedy Rodriguez diye başlıklar da atılmıştı. Speedy Gonzalez'e gönderme olarak. Gerçekten çok önemliydi. Dakikalarına da bakacak olursak ilk çat çat. 15. dakikada evet. ikincisi 18'de rakip ne olduğunu anlayamadı o arada hızlı hızlı. Valla eğer zaten maçı başlarda koparmasaydı Galatasaray sorundu. Çünkü Akhisar'ın da hocası ne dedi? Maçın başlarında baskılı oynayacağız. Evet. Çünkü bizim kupa finalimiz var. Ha bu arada çarşamba değil perşembe ayarını yapanlar. Yani Mozambik'te falan olur böyle işler. Türkiye'de de olmaya başladı. Çarşamba günkü kupa finali perşembeye alınmış. Onu da bilahare konuşacağız. Hı hı. Burası kimsenin babasının çiftliği değil Sayın Yıldırım Demirören ve Federasyon. Böyle kafanıza göre maç alamazsınız. İnsanların uçak rezervasyonları var, otel rezervasyonları var, iş bağlantıları var. Bunun aylar önce belli olan tarih. Birden pat diye bir gün sonrasını alınıyor. Neyse oraya geleceğiz. Okan Hoca da haklı. Fenerbahçe'de çok zorlu bir kupa finali oynayacak. Tabii. Tarihe geçmek istiyor. Avrupa kupalarında avantajlı yerden mücadele etmek istiyor vesaire vesaire vesaire. Baktığınız zaman hani Akhisar'ın ilk 45-50 dakika basacağı belliydi. Ama tersini yaptı Fatih Hoca. Tabanca gibi çıkardı takımı. Baştan Galatasaray baskın bir baskın seçime gitti diyelim. Bulduğu iki golle de Rodriguez gerçekten hani baktı artık takım arkadaşları bir strese girmiş Gomis başta olmak üzere. Kendi işini kendi bitiriyor. Rodriguez'i buradan tebrik etmek lazım. Hatta dün akşam Cumhur sevgili Galatasaray muhabiri kardeşimiz. Onunla beraber izliyoruz maçı.
Şöyle dedi, Rodriguez'in bonservis bedeli bir ikiye katladı. İkinci golü attı, üçe katladı. Yok dedim, orada dur. hani bir ara yapıyorlardı ya, ismi lazım olmayan bir futbolcu için 150 milyon euro diye. Şu, o noktaların yarısına geldik dün akşam Rodriguez bazında. Tabii şaka yapıyorum. Ama Rodriguez gerçekten herhalde Fatih Hoca'nın tedrisi altından iyi geçmiş. Çünkü Tudor'un değişim var. Tırnak içinde 4 yiyen İtalya'da Tudor'un. Buradan da Tudor severlere İtalya Ligi'ni falan izlemelerini öneririm. Tudor'un dönemindeki Geri Rodriguez'de bu Geri Rodriguez arasında müthiş fark var. Kesinlikle. Gerçi takım olarak birçok oyuncu üzerinde çok farkı var. Muslera'da bile fark var. Bilmiyorum, dikkat ediyor musunuz? Hatta, evet, yani muhteşem kurtarışlar yapıyor. Tafarel'in hani bu sezon kendinden beklenilmeyen kurtarışlar yapıyor. Çünkü bu sezon kötüydü. Performansında düşüşler olmuştu. İşte milli takıma gitti, geldi, eşi başarılı bir doğum yaptı, kafa orada takılıydı vesaireydi vesaireydi. Ve sinirleri falan da gergindi. Baktım dün Mustera gayet iyi. Evet. Hani Mustera'nın o iyi oluşu savunmayı da topluyor. Şu Serdar Aziz, Mike Condinayer üçlüsünü de bir toparlarsa Galatasaray sezonu kazasız belasız bitirir diye düşünüyoruz. İnşallah. Hani hedef 4 puan diyorlar ama yok, ben Galatasaray'ın 6 puan alıp şampiyonluk ipini. Ha normalde bu hafta biterdik yani. Evet. Bu hafta biterdi. Ama Türkiye hakikaten garip bir ülke. Yani şimdi bunu defalarca söyledim. Artık bana komple teorisini falan da demeye başladılar ama Allah'tan Fatih Hoca'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Dün akşam kendisi söyledi. O konuya geniş değineceğiz herhalde. Evet. İsterseniz buyurun siz devam ediyorsa yorumlarınız. Akhisar Spor'daki oyunculara bakıyorum. Yani Selezniyov her maçta bir şeyler yapıyor. Yaşı olan bir futbolcu. Biliyorsunuz Kardemir Karabük'ten içki içtiği varsayılarak göndermişti. Kardemir Karabük küme düştü. Akhisar kupa finali oynuyor ve düşmeyecek. Öyle gözüküyor. Demek ki Selezniyov her evde bulunması lazım bir futbolcu. Hatta keşke Galatasaray ara transferde, çünkü bonservisle bedavaya çıkmıştı ama daha o dönem Fatih Hoca falan gelmemişti. Eğer Fatih Hoca biraz erken gelseydi bu Selezniyov'u alırdı. Kenarda dursun. Dursun. Giriyor, iş bitiriyor çünkü. Yani o kadar ağır vücuduna, ağır fiziğine, kilosuna rağmen kaliteli bir kumaş. Dünkü penaltı, yani penaltıyı yarattı. Pozisyon içinde olan o değil. Diğer futbolcu. İlk giren Mudat mı? Yalan söylemeyeyim, ya da diğer oyuncu. Pozisyona giren o. İlk darbe ona. Ama top arada kalınca Selezniyov vücudunu Muslera ile topun arasına soktu. Muslera böyle bir elini koyuyor mu koymuyor mu göremedim. Koyuyorsa penaltı. Gerçi şöyle dokunmayla Selezniyov gibi 100 kiloluk bir adam pek kolay kolay yıkılmaz. Ama oraya girmek önemli, o topla Muslera'nın arasına. Yetenekli bir futbolcu. Ondan sonra dün akşam bir grup aklı erken şey diyor. Vay efendim, Selezniyov penaltıyı aldı. Selezniyov penaltıyı niye atmadı? Ya kardeşim, bu takımın penaltıcısı Soner. Soner'i de tanıtayım. Sol ayaklıdır. Gençler Birliği altyapısındandır. Samet Aybaba'nın iyi öğrencisidir. Eğer biraz hızlansa, biraz kendine baksa Sergen'den daha iyi futbolcu olurdu. Ama olmadı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde performans yükseltir. Bu takımın penaltılarının %90'ını Soner atıyor. %90'ını. Soner kendini iyi hissetti, attı. Yukarı gitti. Siz Gomis'in penaltı kaçırabileceğini üst üste düşünebilir miydiniz? Gomis de kaçırıyor. O yüzden hani Twitter, sosyal medya iyi diyoruz hiç olmazsa. Hür ve özgür medya sustuğunda insanlar paylaşımlarını veya haber alışverişini oradan yapıyorlar. Ama bazen de işin suyunu çıkarıyorlar. Dün akşam Twitter'da işin suyu çıkmıştı. Diyelim, tebrik edelim. Teknik direktör Fatih Terim, futbolcular, yönetimle ilgili söyleyeceğim laflar var Fatih Hoca'nın demecinden sonra ve camiayı. Çünkü hakikaten özellikle Ege bölgesindeki birçok Galatasaraylı tanıdık arkadaş atlamış arabasına gitmiş. Evet. Dün dikkat ederseniz sırf Galatasaray tribünlerinde Galatasaraylı yoktu. Akhisarların arasında da vardı. Ki Akhisar bu sezon biletlerini kombine sattığı halde, çünkü yeni açılan bir stat, 12.000 kişilik, 11.000 kişilik bir stat, ona rağmen işte eş dost hatır kıramayan Akhisarlılar demek ki biletlerini devretmişler. Akhisarların arasında da Galatasaraylı vardı. Zor ama keyifli bir maç oldu. 3 puan hayırlı olsun. 3 puan hayırlı olsun. Bakıldığı zaman hani Galatasaray hak ederek yoluna devam ediyor. Böyle de umuyoruz devam eder. Ayrıca Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Onlar da bırakmıyorlar. Bakın bu ligin
Beşiktaş ve Başakşehir'e göre kadroları görece zayıf iki takımı şu an ilk iki sırayı paylaşıyor. Galatasaray'ın kadrosu maddi eder olarak Beşiktaş'ın altında. Hatta Başakşehir'in de altında son Arda transferinden sonra. Ama lider. Fenerbahçe'nin kadrosunda da büyük sıkıntılar var. Beşiktaş'ın yarısı kadar ama ikinci. Başakşehir'i saymıyorum. Abdullah Hoca'nın emeğine falan saygı duyuyorum. Oradaki Mahmut Tekdemir'iydi, birkaç futbolcuyu emeğine saygı duyuyorum. Ama onun dışında Başakşehir hak ettiği biçimde düşüşe geçti. Hani Allah'ın adaleti var. Burada devreye giriyor. Ya Robinho girecek, ortalayacak, milli kaleci Volkan içeri atacak. Öyle bir şey yok. Yani o tamamen hani Allah'ın işi derler ya, Allah'ın işi devreye girdi. Güzel bir yarış oldu. Umuyoruz son iki haftada da herkese gönlüne göre verir. Ben sonuçta tarafsız bir spor yazarıyım. Buradan da gönlüne göre versin demek zorundayım. Tabii. Ama görünen tablo şu ki Fatih Terimli Galatasaray son 180 dakikada bu şampiyonluğu bırakmaz. İnşallah. Kaldı 180 dakika diyoruz. Maçın detaylarını da konuştuk ama dilerseniz haberimizden de gidelim. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Telesat Mobilya Akhisar Spor'la karşı karşıya geldi. Ve rakibini 2-1 yendi. Puanını da 69'a yükseltti Sarı Kırmızılılar. Lider koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yürüyoruz biz bu yolda. Göğüs geldik zorluklara. İnat olsun tüm kuşlara, and içtik şampiyonluğa. Şampiyonluğa 180 dakika kaldı. Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonu 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Telesat Mobilya Akhisar Spor'la karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar Spor Toto Akhisar Stadyumunda oynanan maçta rakibini Geri Rodriguez'in golleriyle 2-1'lik skorla devirdi. Bu galibiyetle puanını 69'a yükselten Galatasaray, bitime 2 hafta kala en yakın rakibinin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, Galatasaray 15. dakikada organize bir atakla golü buldu. Donk'un merkezden uzun pasında Lines Feguli'yi kaçırdı. Cezayirli oyuncunun içeri ortasında Geri Rodriguez, kaleci Fatih'i geçen topu boş ağlara bıraktı ve takımımızı 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra çabuk gelişen atakta Selçuk sol kanatta hareketlenen Geri Rodriguez'i gördü. Rodriguez topla birlikte ceza sahasına girdi ve topu uzak köşeye bıraktı. Golden sonra farkı kapatmak için baskı yapan Akhisar Spor, 31. dakikada Seleznov'un kendisini yere bıraktığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen Soner Aydoğdu, takımının kazandığı komik penaltıyı üstten avuta attı. Hakem Ali Palabıyı'ya penaltı pozisyonu için itiraz eden Feguli ve Donk, sarı kart görürken Cezayirli futbolcu Feguli, yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. 45. dakikada hızlı gelişen atakta, Rodriguez'in sol çaprazdan uzak köşeye bırakmak istediği top direkten döndü. Sarı Kırmızılılar ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Akhisar Spor, 50. dakikada farkı 1'e indirdi. Uzun pasta topla buluşan Barbosa'nın sol taraftan ön direğe çevirdiği topa Seleznov dokundu. Direkten dönen top yerdeki Serdar Aziz'e çarparak ağlarımızla buluştu. Golün ardından Gomis ve Serdar'la yakaladığımız fırsatlar out'la sonuçlanırken, ilerleyen dakikalarda Akhisar atakları yoğunlaştı. Mustara peş peşe yaptığı kurtarışlarla rakip takımın beraberliği yakalamasına izin vermedi. 90+2'de Lines'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Gomis, topu üstten alta vurdu. Son anlarda Akhisar Spor kalemizde baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 69 yapan ve en yakın iki rakibinin 3 puan önünde son 180 dakikaya giren Galatasaray, ligin 33. haftasında 12 Mayıs Cumartesi günü Ali Samiyan Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda Evkur Yeni Malatya Spor'u konuk edecek. Evet, detaylar geldi ekranlara. Güzel fotoğraflar, kolaj da güzel. Galiba büyük çoğunluğunu sevgili foto muhabir kardeşimiz Ali çekmiş. Şimdi ben izleyici olsam, yani ekranın bu tarafına değil öbür tarafa gittim. Ki izliyorum da. Ya niye yayın yok? Niye bir yayın yok? Yani maçın tekrarı, özet görüntüleri niye yok?
Ben biraz araştırdım. Yayıncı kuruluş vermiyormuş efendim. Beinspor yani eski Dijitürk yani Lig TV. Burası Galatasaray Televizyonu. Galatasaray'ın kendi maçını Galatasaray TV'ye 72 saat sonra veren bir yayıncı kuruluş. Vicdanınıza, insafınıza bırakıyorum. O yüzden hani Galatasaray kazandığı zaman yayıncı kuruluştaki yorumcuların yüzü düşüyor, mateme giriyorlar, üzülüyorlar diye hiç dert etmeyin. Bakın 72 saat yayın gelmiyor ya. Ha anlaşma, öyle bir anlaşma yok. Burası Galatasaray Televizyonu. Ha iş anlaşmaysa, hani kısasa kısas esastır. Ben öyle yetiştim. Yukarıda yayıncı kuruluşun televizyon odası var. Elektriği kesilebilir ya, insanlık hali. Bu ülkede seçimler zamanı elektrikler kesiliyor. Hani maç yayın saati yarım saat evvel kesilir o yayın. Açık ve net söyleyeyim yani. Hani Galatasaray Kulübü o yüzden etik bir kulüp. Bu tip işlere girmez. Girmesin de. Ama önceki yıllarda örnekleri yaşanmıştır bu söylediğim tablonun. Ben de kafamdan uydurmuyorum. Bu kadar kötü bir insan değilim. Önceki yıllarda Türkiye genelindeki stadyumlarda bu tip işler oldu. Demek ki herkes karşısındakine saygı ve hoşgörüyle bakacak. O yüzden bakın yayıncı kuruluş arkadaş. Siz istediğiniz kadar üzülün, darılın, matem yakın. Yani Galatasaray gol attığında tüh falan deyin. Ama bu takım şampiyon olduğunda mecburen o şampiyonluk programını yapacaksınız. Mecburen de bu stada geleceksiniz. Mecburen de bu takımın futbolcu, teknik adam ve yöneticileriyle söyleşi, röportaj yapacaksınız. En iyisi onları hani riske atmama. Şampiyon olduğunda Fatih Hoca'ya o mikrofonu uzatırken yüzünüze eğmeme. O günkü kulüp başkanı Mustafa Cengiz Bey midir veya dört adaydan biri midir? Bir tane size mikrofonu uzattığınızda üzülmeme adına gelin şimdi şu tarafsızlık gömleğini giyin. Son iki hafta herkese eşit mesafede. Bir takımı tutuyorsunuz demiyorum. Ama bunu ben de demiyorum. Sosyal medya diyorum. Hür ve özgür tek mecra ne yazık ki birkaç gazete dışında sosyal medyadır şu an. Hani matem havası oluyor. Bu matem havasını bırakın. Bakın spor gazeteleri aslan gibi fanatiği de, foto maçı da, postası da, hürriyeti de, milliyeti de, vatanı da en azından maç günleri Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim ediyorlar. Onlar gibi yapın. Çünkü gün olur devran değişir ki değişmeye de meyilli bir ortamda yürüyoruz sevgili arkadaşlar. Diyelim Fatih Hoca'nın söylediği laflardan sonra biraz da çuvaldızı ben kendimize batıracağım. Peki. Yani Fatih Hoca'nın dün akşamki açıklamaları bir Galatasaray Kongre üyesi olarak yani kulübün 17.000'de bir hissedarı olarak benim yüreğime böyle hançer gibi saplandı. %100'de haklıydı. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyordur o açıklamaları. Belki kaçıranlar vardır. Dün teknik direktörümüz Fatih Terim maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim izleyelim. Açıkçası birçok sebep sayabilirsiniz. Yani ama oyunun kalitesi, birinci yarının ikinci yarıyla olan değişkenliği, efendim ikinci yarı Galatasaray'ın hiçbir istatistikte olmaması filan gibi birçok şeyi konuşabilirsiniz. Ama burada hiçbir şeyin 3 puan kadar önemi yok. İlk yarı müthiş başlayan, arkasından da golleri kaçıran o andan sonra bir Galatasaray ikinci yarıda hiç de öyle bir talimatımız olmadı. Son zamanlarda da yapmadığım bir değişikliği yaptım ki mecbur kaldım oyuna müdahale etmeye. Bana göre o da doğru bir müdahaleydi. Buna rağmen bir penaltı artı 3-4 tane de pozisyon kaçırdık. Çok da net. Ama yine söylüyorum. 3 maç kala. Deplasmanda oynuyorsunuz. Aradaki farkı korumak istiyorsunuz. Dışarıda efendime söyleyeyim veya içeride bir sürü şeyler oluyor. Baskılar oyuncuyu bazen bu hale getirebilir. Koruma içgüdüsü olabilir. Bu benim hiçbir zaman sevdiğim bir şey değildir ama bu da bir oyun şekli. Oyuncularımın belki kötü ikinci yarı oynamış olabilir ama herkes görevinin veya isteğinin bilincinde hareket etti. Elinden geldiği kadar yapmaya çalıştılar. Bu da 3 puana yetti. Dolayısıyla çok kritik bir yerde 3 puanla dönmek müthiş bir şey.
İyi oyunlarımız çok oldu. İleride iyi oyunları takdim ederiz, bu borçlarımızı öderiz. 3 puanlar bazen iyi oyunlardan daha önemlidir. Eğer iyi oyunla beraber 3 puanı almaya kimse itiraz etmez. Bu da bizim her zamanki düşüncemizdir ama aslan gibi de 3 puan aldılar. Mesele de bu. Oradan sonra şimdi işte o bu kadar koştu, öteki bu kadar pas yaptı, o da buradan gelseydi şimdi o konuşulabilir. Herkesin kendine göre bir görüşü de olabilir. Herhalde artık bir içeri bir dışarı kaldık. Zaten bizim oynayacağımız takımı bizden önce hazırlıyor herkes. Yazılı ve görsel basınımız başta olmak üzere. Şimdi o bir takımı hazırlarlar. Dolayısıyla oyuncularımı kutluyorum. Takımıma lazım olan bir 3 puandı. Bence o bizi, o her şeyi görüyor ve Allah'ın adaleti de şaşmıyor. Bugün berabere de kalabilirdik, mağlup da olabilir, çok da farklı yenebilirdik. Yani kolay bir şey değil. Oyun içerisinde sakatlıklar, onlar bunlar hepsi. Ama dediğim gibi herkesin adaleti şaşıyor, onun adaleti şaşmıyor. Bunu da her zaman da söylüyorum. Çünkü konuşmuyoruz, seslenmiyoruz dediğiniz gibi. Bu görmüyoruz veyahut da izlemiyoruz, anlamıyoruz manasına gelmesin muhakkak ki. Her şeyin farkındayız ama mümkünse konsantre vaziyette kalmak istiyoruz. Muhakkak ki bir defa konuşacağım. Bu son maçtan sonra mı olur? Daha önce mi olur bilmiyorum. Ama enteresan işler oluyor. Ben de açıkçası bu kadar gergin bir ortamda ben de gelmek istemiyorum dışarıda. O yüzden adalet şaşmıyor diyorum işte. Yerli yerine oturuyor her şey. Akhisar'la oynayacağımız kupa yarı finali maçından önce pazar günü Başakşehir'de oynadık değil mi? Başakşehir, çarşamba. Kupa, Akhisar, cumartesi Alanya. Bizim rakibimiz cuma günü burada Beşiktaş'la oynadı. Biz pazar günü Başakşehir'de oynadık. Çarşamba elendik. Tebrik de ettik zaten. Bir bahane de bulmadık. Federasyona biz resmi olarak Galatasaray Antep'li kağıttan kulübün adına müracaatta bulunduk. Ya dedik ki biz pazar günü böyle oynadık, çarşamba günü de kupa oynadık. Cumartesi günü de Alanya'ya bir tek biz gidiyoruz, rakiplerimiz İstanbul'da. Bari şunu pazar günü 16'da oynayalım. Yazılılara cevap vermiyorlarmış. Sözlü olarak da başkana verdikleri cevapta değiştiremezlermiş. 6 günde 3 maç oynadık. Elendiğimiz için söylemiyorum. Şimdi 4. günü aldınız. Biz 3. gün deplasmana gittik. Belki ben rotasyon yapmazdım çarşamba günü 4 olsaydı. Şimdi kimseye sormadan, hiçbir gerekçe göstermeden cuma günü kupayı perşembeye aldım diyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Akhisar'cığım sen çok üzme kendini. Perşembe günü ben sana 4 gün veriyorum. Halbuki çok önceden alınmış bir karar değil mi? Kimse konuşmuyor. Hani stüdyolarda işte fikstürü zor, ne dediğini anlamadık, o bilmem. Hani hiç kimse konuşmuyor. Kimseye bir gerekçe göstermeden, yani siz 30 milyon Galatasaraylı içe mi sayıyorsunuz?
Evet, Fatih Hoca'nın açıklamaları bu yöndeydi. Önemli açıklamalarda da bulundu. Ben de notlarımı aldım sevgili Arif Kızılyalın. Diyor ki hocamız, Allah her şeyi görüyor. Siz de bahsetmiştiniz. Evet. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Herkesin adaleti şaşıyor ama onun şaşmıyor dedi. Bir kez konuşacağım tabii ki bu olan bitenle ilgili diyor. Enteresan olaylar oluyor diyor. Belki de en son maçtan sonra konuşurum. Bu gerilimli ortamı ben de germek istemiyorum daha fazla dedi hoca. Evet, orada bir hakikaten şimdi Türkiye... Erken seçimlere de gidiyor. Zaten toplum olarak hem stadyumlarda hem meydanlarda çok gerginiz. Fatih Hoca en azından stadyumlarda işin sadece sportif çerçeve içinde kalması adına ben ortamı gelmek istemiyorum dedi. Burada bir kere Fatih Hoca ülkesini seven bir vatandaş, yurttaş, Türkiye Cumhuriyeti bireyi olarak sorumluluğunu ortaya koydu. Tebrik ediyorum, bu bir. Ve büyüklüğünü de yapıyor hoca her zamanki evet, gibi. Evet, bu bir. Liste'de. İki. Buradan federasyona ses. Ha bir dakika. Sayın Fatih Terim Galatasaray Teknik Direktörü. Sayın Fatih Terim Florya'nın tek patronu. Sayın Fatih Terim futbolun patronu. Yapılanmaya baktığınız zaman. Zaten de öyle olması gerekir. Fatih Hoca'nın açıklamalarının üzerinde de duracağız ama Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Abdurrahim Albayrak da açıklamalarda bulunmuştu. O açıklamaları izleyelim. Emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyoruz. Cemaamız, hepimiz kenetlendik şampiyon olmak için. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Uçar puanı, iyi oynamasak da 3 puan içinde, iyi oynamasak da 3 puanın almasını bildik. Cemaamıza hayırlı olsun diyorum. Taraftarlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Bizi burada yine yalnız bırakmadılar. Ama Malatya maçı bizi zor bir maç. Taraftarlarımızı 55 bin kişi statta görmek istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimizi görmek istiyorlar. Son iki maçımız kalıyor. Malatya ve Göztepe maçları. Bunun ciddiyetinde ve bilincindeyiz. Ona göre hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız arkadaşlar. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Biz rakiplerimizin maçlarını tabii ki herkes kazanmak için uğraşıyor, oynuyor. Biz de kazanmak için oynuyoruz. Biz kendi maçlarımızı kazandığımız takdirde zaten her şey bizim elimizde. Bir beraberlikte hakkımız vardır. İki maçın bir galip bir beraberlikte de Allah'ın izniyle şampiyon oluyoruz. Büyük bir kazı olması Allah'ın izniyle şampiyonluğu coğuslayan taraf olacağız. Aksaspor da çömeye düşmemek için mücadele ediyor. Onların da Perşembe günü final maçları vardır. Tabii ki tam kadro çıkacaklar. Puan ve puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklar ama biz şampiyon olmak istiyoruz. Çümeye düşmek gibi bir sıkıntımız yok. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Biz onun için bizim daha fazla puana ihtiyacımız vardır. İstediğimiz 3 puanı almasını bildik. Akıllı oynadık ve 3 puanı da aldık arkadaşlar. Seçim benim için şampiyonluk daha seçimden daha önemlidir. Biz şampiyon olalım da kim kazanırsa kazansın. Ama bizim kazanmamızı tabii ki çok isterim. Çünkü Florya'daki o sıcak oluşumun, o birlik ve beraberliğin bozulmasını istemiyorum. Çünkü 2014 2013 2014 yıllarında çok yıl bir Fatih Hoca ve ekip olarak çok yıl bir ekip oluşturmuştuk. O ruhu yine burada şu anda oluşturduk. Yeni dönemde yapacağımız ve kafamızdaki transferlerle beraber de o Florya bambaşka bir hal olacak. O ekibin, bu ruhun bozulmasını tabii ki istemem. Ama onu da Galatasaray Kongre üyeleri bilir. Aday olan bütün arkadaşlara, herkese başarılar diliyorum. Her şey çalışarak oluyor arkadaşlar. Çalışmadan bir şey olmuyor. Yani çok detaylarına kadar iniyoruz. Fatih Hoca'la beraber gecemizi, gündüzümüzü en ince noktalara kadar inip iyi bir oluşum sağlıyoruz. Futbolcular üzerinde iyi bir atmosfer oluşturuyoruz. Onun için diyorum ki Florya'nın havasını bozmamak lazım. Galatasaray'a zarar vermemek lazım. Zaten Galatasaray'la uğraşanlar çok fazladır. Ama bir de içimizde de Galatasaray'da bölünmüşlük yapmayalım. Onun için inşallah kazanan yine Galatasaray olacak. Ama önemli olan kupayı almak. 5'te 5 olacak Allah'ın izniyle. 5 yıl içinde 5 şampiyonluk olacak. 3. yıldız, 4. yıldızda da vardım. Evet, Sayın Abdurrahim Albayrak şampiyonluk seçimden daha önemli evet, diyor. Evet, son derece etik bir açıklama yaptı. Tabii kazanmak istiyor Sayın Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ekibi. Sanıyorum Sayın Dursun Özbek de aday oldu. Sayın Ali Fatinoğlu da aday oldu. Bir de genç bir Galatasaraylı var. Arkasında liselerin olduğu bir ekip.
Dördüne de hayırlı olsun. Dördüne de Galatasaray TV eşit mesafede yaklaşıyor ki Galatasaray şu anki başkanı Mustafa Cengiz olduğu halde Mustafa Bey de çok o konuda etik davranıyor. Buradan da Mustafa Cengiz ve ekibine arkadaşları kutluyorum. Valla işte Abdurrahim Albayrak da Fatih Hoca'nın söylediklerinin farkında aslında. Onun yaşadığını o da yaşıyor, biliyor. Ama takımın biraz da takım üzerinden gitmek istiyor Abdurrahim Albayrak ki özelliği odur. Yani futbol, Abdurrahim Albayrak aradaki iletişim noktasıdır. Hani Türkçe'ye hakim olanlar bilirler. Fiille başlayan bir yapıya isim eki getiremezsiniz. Tek şartla getirirsiniz. Araya sıfat fiil denen partisipleri korsunuz. Şu an Abdurrahim Albayrak o aktarma görevine. Takımla yönetim arasında ve cami arasında bir aktarma organı görevi görüyor. Hakikaten en ağır yüklerden birini. Mustafa Cengiz Bey 7-24 çalışıyor, onu biliyorum. Çünkü bu kulübün şurada bir elektrik yandığı andan itibaren fabrika gibi müthiş gideri var. O gelir gider dengesini toparlamaya çalışıyor. Yine ekonomist arkadaşlar var yönetim kurulunda. Onlar da büyük katkı sağlıyorlar. Amatör branşlara bakın arkadaşlar. Amatör branşlarda bu sene Galatasaray fena gitmedi. Voleybolda, basketbolda. İşte en son voleybol kızlarımız hani bir set farkıyla belki finali kaçırdılar. Şu an belki Avrupa ikincisi olacaklardı. Buradan da tebrik ediyorum. Evet, bir kez daha tebrik edelim. Konuşacağız. Yani kulübün bu tip yönleri de var ama dediğim gibi birilerinde federasyona bir dur demesi lazım. Galatasaray'la hakikaten oynanıyor. Şimdi Fatih Hoca dedi ki konuşmayı yapacağım. Yani Fatih Hoca dedi ki söyletme kutuyu, kötüyü, açtırma kutuyu. Eğer o kutu açılırsa hakikaten altından kalkamaz federasyon. Çünkü Fatih Hoca kimin ne yaptığını biliyor. Derler ya biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Hakikaten ya yani onlar bir 40 kişi birbirini biliyor. Hani biz de gazeteci olarak etrafındaki o 40'ın 400 kişiden biriyiz. Hemen hemen hissediyoruz, biliyoruz veya duyuyoruz. Fatih Hoca kadar bilemeyiz ama biz de biliyoruz. Ama tabii biz derken kendimi kastetmiyorum. Medya çok geniş bir aile ama medyanın %90'ının eli şu an kalem bıraktırılmış vaziyette. Sadece işte yorum yapıyor arkadaşlarımız doğal olarak. Ama Fatih Hoca basın toplantısını yaparsa böyle bir basın toplantısı ve gerçekleri tüm şeyiyle, netliğiyle, sarihliğiyle açıklarsa en vermem diyen gazete bile vermek zorunda. Niye? Fatih Hoca'nın bir lafı var. 30 milyonu temsil ediyoruz burada diyor. 25-30 milyon. 25-30 milyon dünyanın neresine giderseniz gidin çok önemli bir rakamdır. Ki şu an Fatih Hoca'nın gelişinden sonra şampiyonluğa inanan küskün, dargın Galatasaraylılar bile döndüler. Artık birinci tercihleri, birinci öncelikleri Galatasaray. Yani ne seçimle uğraşıyorlar, ne onunla uğraşıyorlar, ne bununla uğraşıyorlar. Birinci tercih Galatasaray'a gidiyorlar. Galatasaray seçimini kastetmiyorum. Türkiye'nin yaşadığı seçim ortamını kastediyorum. Bu bağlamda yani herkes bırakın. Saha içinde bitsin iş. Kimse kimsenin işine karışmasın. Yani ama tekrar altını çiziyorum ve bu konuyu da kapayacağım. Fatih Hoca enteresan işler oluyor diyor. Hani kupa maçının bir gün sonraya bırakılması feci enteresan bir iştir. Bir yere mesajdır. Bakın Fatih Hoca söylüyor. Ben söylemiyorum. Kimseye sormadan, evet, gerekçe göstermeden. Bunu diyor. Kim yapıyor? Futbol Federasyonu. Ya Futbol Federasyonu demin de söyledim. Yani Dingo'nun çiftliği değildir. Dingo veya Ringo. İstanbul'da Dingo diye bir tramvay hatlarını çeken çiftlik vardı. Yeri de Aksaray ile Eminönü arasındaydı. Kimse farklı noktaya çekmesin. Biraz kitap okusunlar. Ringo da Amerikalı olan kardeşimiz. İkisinde çiftliği var. O da at yetiştiricisi. Burası çiftlik değil. Türkiye Futbol Federasyonu. Bunun paydaşlarından bir tanesi de Galatasaray. En önemli paydaşlarından biri Galatasaray. Ama siz Galatasaray'ın şifayen veya antetli kağıtla Galatasaray'ın yaptığı başvuruya cevap vermeme diye bir lüksünüz yok arkadaşlar. Bakın vermeme diye bir lüksü yok. Yani yarın öbür gün camianın Galatasaray'ın kafası atar. Ha öyle mi der? Bütün organizasyonlarınızdan çekilir. Bir Avrupa yapılanmasına gider. Bundan sonra lig Galatasaray'sız vesairesiz oynanmak zorunda kalır. Çünkü şu an Beşiktaş da dertli. Bakın yani tek dertli olan Galatasaray değil. Tabii. Beşiktaş da dertli ve Beşiktaş yöneticileri, divan kurulu, şu anki Futbol Federasyonu Başkanı, Beşiktaş Kongre Üyesi, eski başkanları Yıldırım Demirören ve birkaç kişiyi kulüpten ihraç etme aşamasındalar. Yani işler hakikaten iyi gitmiyor. Beşiktaş'ı kaybettin, Galatasaray'ı kaybettin. Başakşehir'le mi yürüyeceksin sen Sayın Yıldırım Demirören? Yürüyemezsin. O yüzden herkese hakkaniyet esasına göre davranacaksın. Kimsenin canını yakmayacaksın. Fatih Hoca da çıkacak, o açıklamayı değil, maç üzerine açıklama yapacak. Ama şimdi biraz
spor bilimleri eğitimi de aldım son dönemde. Yani spor yönetimi nasıldır, antrenörlük esası neye dayanır diye. Ufak bir eğitim sonucunda aldığım kafamda kalan en önemli bilgi, profesyonel bir futbolcunun vücudunun yenilenmesi için 96. saate ihtiyaç var. 72. saatte kendini biraz toparlıyor vücut. Müthiş bir efor sarf etmiş, laktik asitler darmadağın olmuş, zihinsel boşalma yaşanmış. 72-96. Sen 72. saatte Galatasaray'ı Akhisar'la kupa yarı finaline çıkardın. Mecburen rotasyona gitti. Hazır olmayan oyuncuları sürdü. Çünkü Galatasaray'ın da kimse şey yapmasın, elinde 13 tane oyuncu var, 14 tane oyuncu var. 15. oyuncun yok. Yani böyle bir yapılanmayla devam ediyor Galatasaray. Hatta o Fatih Terim'in yatsınlar kalksınlar dua etsinler. Donkları, Monkları, Selçukları da Fatih Hoca döndürmüştür hayata. Yoksa Donklar da emekli memur pozisyonuna gelmişlerdi. Böyle bir yapılanmada siz Galatasaray'ın 24 saatini çalarak kupa finaline engel oldunuz. Sesini çıkarmadı Fatih Hoca o gün. Ama bugün diyor ki, şimdi Akhisar bize diri çıksın diye sen Akhisar'ın maçını bir gün sonraya alamazsın. Baştan kuralı neye göre koyuyorsan ona göre oyna. Ama tabii buna şaşırmamak lazım. Biliyorsunuz 2012-2013 sezonunda da lig normal başlayacak dendi. Birden bir playoff finali kondu. Fatih Hoca orada da şampiyon oldu. O önemli değil. Fatih Hoca için şampiyonluk. Hani biz şimdi ne yapıyoruz? Sabah kalkıyoruz, tıraş oluyoruz falan ya. Gelmek için kravat takıyoruz. Fatih Hoca için de şampiyonluk öyle bir şey. Hayatında 1000 tane zafer yaşamış. Kimin hangi yöntemle ne yaptığını bilir. O yüzden fazla şey yapmıyor ama demek ki Fatih Hoca'yı bile isyan ettiriyorsanız hakikaten bir sıkıntı vardır. Ben buradan nacizane önerim. Galatasaray camiası başkan adaylarıyla, yönetici adaylarıyla, şu an mevcut seçilmiş yönetimiyle ve en büyük destekçisi Fatih Hoca'nın ifadesiyle 30 milyona yakın taraftarıyla o futbolcular ve Fatih Hoca'nın arkasında dursunlar. Duruyorlardı. Abdurrahim Albayrak onu ifade etti. Ben diğer 3 başkan adayının da aynı etik anlayış içinde olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Galatasaray'ın şampiyonluğu bu sene çok önemli. Her sene önemli ama bu sene bir kırılma noktası. Mali açıdan ya şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paralarla sıcak sezonu çevirip borçları ve Riva Florya'yı heba etmeyeceksin ya da hakikaten bir miktar kabuğuna çekileceksin. Galatasaray bu aşamada. Öyle eskisi gibi hani cebimden para verdim vesaire de yok, görüyoruz. Yani hani öyle kasa kolaylığı sağlar başkanlar. Dursun Bey de sağlamıştır. Mustafa Bey ve ekibi de sağlamıştır. Sağlayacaktır da. Ama günün birinde o paraları geri alacaklar. O yüzden ne yapacak? Galatasaray kendi markasıyla, kendi alın teriyle bu paraları çevirmek zorunda. Önümüzde 2.90 dakika kaldı. Süper Lig'in bitimi anlamında. Zorlu bir küme düşme mücadelesi var. Gençler Birliği düştü gibi, yazık oldu. Çok üzüldüm. Hem de böyle. Galatasaray'ın iddiasız yeni Malatya'yla maçı var. Ama iddiasız rakipler daha tehlikelidir. Çünkü bu gözler 2001 yılında Kadıköy dönüşü, Lucescu'lu dönemde Hacili, Okanlı, Bülent Korkmazlı, Jardel'li dönemde Ankara Gücü'ne nasıl maç kaybettiğini gördü. Çıplak gördüm. Yani çıplak gözle gördüm. Hakem Bülent Uzundu galiba. İki kırmızı çat çat. Emre ile Okan yanılmıyorsam, ya da Bülent de olabilir. Yok, Emre ile Okan olması lazım. Mağlup oldun. O maçı alsan şampiyon olacaksın. Ve şampiyonluk gitti 33. hafta. 32. haftada. Anlama bak. Yani o yüzden mi? Malatya maçı böyle çok, bir Beşiktaş, bir Başakşehir ciddiyetinde bir Malatya maçı oynayacak. Eminim futbolcular da. Ondan sonra da gördüğüm kadarıyla Sinan ve Maykon sarı kart cezası sınırında. Evet. Bu iki futbolcu kardeşimiz hakemle falan asla dalaşmayacak. Çünkü Serdar'ın sakatlığı, Serdar da sağ olsun gene cam adam pozisyonuna döndü. Dün gene sakatlandı. Allah'tan Maykon gibi Fatih Hoca'nın hazır tuttuğu bir stoper var. Bu arada Maykon'u da eleştiriyorlar ya. Fatih Hoca niye kesti? Ya Maykon 1,5 senedir aralıksız maç oynuyor. Biliyorsunuz Brezilya'da ve Arjantin'de lig bize uymaz. Evet. Şu an biz neye, yaza giriyoruz. Arjantin, Brezilya kışa giriyor. Mevsim. Hı hı. Güney yarım küre, kuzey yarım küre, hı hı, tersi. Maykon orada maçını oynadı, uçağa bindi geldi, burada tekrar maça çıktı. Maykon dinlenmedi. Doğal olarak Fatih Hoca Maykon'u dinlendiriyor. Galatasaray camiası içinden de vay, Maykon'u Fatih Hoca sildi. Hayır, silmedi. Maykon'un bu sene 70 ya da 80. maçı. Bu adam da artık 30'larda, dinlendirerek oynatmak zorunda. İyi ki de o zorunda. Nitekim dün Serdar çıktıktan sonra Maykon'u hem ön libero hem stoper toparlayıcısı olarak kullandı. Yani Fatih Hoca kafasındaki, Fatih Hoca kaç yaşında? Allah'ım ömür versin, 60 küsürlerde. Şimdi yaşını söylemeyelim, ayıp olmasın. Gerçi Google'da hepsinde var da.
Hani o 60 senenin birikimiyle ya o sarı kartı bile hesaplıyor. Yani kim görebilir, ne yapabilir? Ben sahaya nasıl eksik çıkarım, çıkmam? Onun hesabında mesela dün akşam Fegoli'nin sarı kartından sonra hoca karalar bağlamıştır. Fegoli ona de yeni Malatya maçında yok bir kez daha hatırlatalım. Eminim çünkü asistlerde var. Bak maçları hatırlayın, son maçları. Donk Fegoli'yi geliyor, Fegoli ortalıyor. Yani genelde böyle veya Rodriguez'e veriyor. Yani Donk'la başlıyor, Fegoli'yle biten bir organizasyon. Şimdi çok önemli ayak yok. Ama buradan bende de bugün forması olan Yunus Berhan da artık neye inanıyorsan. Ya bildiğim kadarıyla Müslüman bir futbolcusun. Hani bak mübarek aylardayız. Allah aşkına kendini topa ver. Bak kendini topa ver. Başka çünkü bir şeye ihtiyacı yok. Çok yetenekli bir futbolcu. Çok yetenekli bir futbolcu. Arkaya bakmadan pas atar. Bir kendini verse iş çözülecek. Ama herhalde bu iki maçta da kendini verir. Maçın ardından, galibiyetin ardından futbolcularımızdan Buffett'in bir Gomis geri, Rodriguez, Eren derdi yok ve Sinan Gümüş arkadaşımız Deniz Gülen'in sorularını yanıtladı. İzleyelim. On a bien débuté la partie et puis on a vu que c'était un Galatasaray agressif et qui ne lâchait rien. Tabii bu çok mutluyuz burada maçı kazanmaktan dolayı. Önümüzde 3 tane final maçı vardı. Bunun bir tanesini de aldık ve buradan kazanmaktan dolayı çok mutluyuz. İyi başladık ve agresif bir Galatasaray sahada gösterdik. Même quand Buffett et Gomis est un peu moins bien, on voit un grand Galatasaray. Tabii burada bizim hocamızın bize verdiği direktifleri biz sahada uyguluyoruz. Dolayısıyla bu birinciliğe götüren yol da bize bu hocanın verdiği direktifler. Birlikte çok çok iyi oynuyoruz ve sahada görüyoruz ki Buffett et Gomis 3 tane penaltı kaçırsa bile takım kendisi oynadığı için biz burada 3 puan alıp çıkabiliyoruz. Attitude, good character. Çok güzel bir karakter ortaya koyduk ve burada 3 puanı kazandık. Zor bir maçtı ama takım olarak çok iyi oynadık. İyi bir karakterle mücadeleyi kazandık. Buradan 3 puanı aldık. Kenetlendik bir takımız. Zaten bu yolda belli ediyoruz. Futbolda her şey olabilir. Penaltı kaçar, penaltı atarsın, faul olur, faul olmaz. Yani tabii kendisi de çok üzgün. Biraz sıkıntılı geçti maç. Çok rahatlardık ama her ne olursa olsun biz inandık. Yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Son iki maç kaldı. Şimdi içeride en iyi şekilde maçı bitirip bakalım öbürleri ne yapacak. Ama biz tabii kendimize bakıyoruz. Bir iki maçı alıp rahat bir şekilde şampiyon olmak istiyoruz. O yüzden son iki maça çok iyi hazırlanıyoruz. Trabzon'un önünde biz sahada bayağı bir savaştık. 2-1 galibiyetle ayrıldık bugün. Tabii ki maç çok stresliydi. Son dakikalar bayağı biz pozisyonuna girdik. Onlar da pozisyona girmeye çalıştı. Ama biz gol yemeden bu maçı galibiyetle bitirdik. Dediğim gibi son iki maç buraya kadar getirdik. Tabii ki bundan sonra da kimseyi bırakmak istemiyoruz. O yüzden evdeki maça Malatyaspor'a en iyi şekilde hazırlanacağız. Ve orada umarım 3 puanla da ayrılırız. Son haftaya Göztepe'ye de. İnşallah şampiyon olarak gideriz ve orada şampiyonluğu alırız. Sonuçta biz bir takımız. Her oyuncu önemli. Oynamayan da %100 konsantre olması lazım. Çünkü mesela Gomis'in kaçırdığı pozisyondan sonra hepimiz onu motive ettik. Çünkü biliyorduk daha 3-4-5 dakika var. O yüzden gol bulmak için her adam önemli. Tabii ki maçtan sonra adımıza büyük bir sevinç vardı. O yüzden çok mutluyuz. Buradan da 3 puan ayrıldığımız için bizim için güzel bir gece oldu. Evet, futbolcularımızın açıklamaları da bu yöndeydi. Buffett'in bir Gomis'le ilgili sosyal medyada da çeşitli edeceğim. Yorumlar yapıldı. İnsan. Yani kaçırdığı penaltıdan sonra bir de pozisyon harcadı ve hüngür hüngür ağladı. Evet. Yani ciddi ağladı. Bunun futbolcunun karakter halinde. Ben Fegoli'nin de bir lafına takıldım. Karakter ortaya koyduk diyor. Hakikaten bu sene Galatasaray karakterle şampiyon oluyor. Kesinlikle öyle. Yani bu kadar karaktersiz işlerin olduğu futbol dünyamızda. Alınan alınsın üzerine. Özellikle de futbolu yönetenler alınsın. Kimseye isim vererek suçlamıyorum ki mahkeme şansı tanımam insanlara. Bu kadar karaktersizce işlerin döndüğü ülkede Sofyan Fegoli golü attı. Karakter ortaya koyduk. Nokta. Peki hemen Buffett'in bir Gomis'e tekrar geri dönüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi gözyaşlarını tutamamıştı. Ardından Twitter hesabı üzerinden o gözyaşlarının nedenini açıkladı sevgili izleyenler.
Bugün önemli olan kazanmaktı. Biliyoruz ki bunu başarabiliriz. 2018'i bizim için unutulmaz bir yıl yapalım. Hepinize destek ve sevgi dolu mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Kariyerimde birçok farklı kulüpte goller attım. Fakat Galatasaray'ın benim için başka bir anlamı var. Beni ağlatan da buydu. Bunun için üzgünüm. Üstesinden gelemedim. Hedefimize ulaşmak için 180 dakikamız var ifadelerini kullandı. Ve evet. Fransız futbolcu son olarak da Türkçe sizi seviyorum mesajını paylaştı. Oradan da bir güzel ince bir gönderme yapmış. Ama Gomis bu takımın en önemli parçasıdır. Fatih Hoca'nın da Gomis ısrarını destekliyorum. Böyle kazanırsınız adamı. Fatih Hoca da Gomis önemli bir golcümüz. Bir penaltı daha olsa yine Gomis'i attırırım demişti. Ve sözünde de durdu. Yine Gomis'i attırdı. Ama artık attırmaz herhalde. Ona güveni sonsuz. Bir de şu biraz da biz medya oluşturuyoruz. Yani maç günü bilmiyorum baktınız mı gazetelere? Muhakkak. %80'i Galatasaray puan kaybeder manşetiyle çıkmış. Futbolcular da baskı altında algı var. Futbolcu da bundan etkileniyor. Ama Fatih Hoca da Gomis'in kaybedilmemesi gereken bir değer olduğunu biliyor. Hani yine ya Gomis'i attırır ama herhalde Gomis'e bir yarım saat penaltı idmanı şansı doğdu bu hafta. Ne olursa olsun taraftarımız hem yazılı medyadaki basındaki hem de herkes her şeyi görüyor. Yani. Herkes her şeyin farkında ve taraftarımız takımımızı öyle bir coşkuyla karşıladı ki yönetmenin Filiz Konukçoğlu görüntüleri de karşılama görüntülerini de ekranlara getirecektir. Gerçekten çok coşkulu bir kalabalık vardı sevgili izleyenler. Akhisar mücadelesi sonrasında da gece geç saatlerde takımımız İstanbul'a geldi. Karşılaşmadan detaylar şu an ekranlarda, karşılaşmanın ardından detaylardan. Artık şampiyonla 180 dakika kaldı sevgili Arif Kızılyalım ve taraftarımız Akhisar deplasmanında da takımını yalnız bırakmamıştı. Bu sezon gerçekten onlar da çok önemli bir başarıya imza attı. Evet. Bir teşekkür de taraftara, adeta 12. oyuncu oldular tribünlerdeki. İstanbul'da da havaalanında taraftarımız takımımızı karşıladı ve destek mesajlarını da iletti. Güzel, keyifli, coşkulu bir kalabalık vardı. Taraftarımıza da gece geç saatlere kadar havalimanına gittiler. Bir kez daha teşekkür etmiş. Atatürk Havaalanı'nın diğer terminali. Herhalde çünkü şu an Galatasaray için bir 2-3 saat rötar bile çok önemli. Buradan da bu organizasyonu yapan Fatih Hoca olunca bu işler oluyor. Kendi kendine de olmuyor. Ha. Yani Fatih Hoca bakın geldiği gün İstanbul'da güzide bir belediye başkanımızı hemen arıyorlar ve o Florya'nın organizasyonu sağlanıyor. Çünkü orası bir yeşil alan aynı zamanda belediye sorumluluğundaki. Ya bunlar hep bağlantı işi. Bakın bu işin sağa sola ortası kuzeyi güneyi yok. Bu organizasyon işi. Organizasyon dediğiniz zaman da Fatih Hoca ve ekibi Şükrü kardeşimiz başta olmak üzere hanedar iyi yaparlar, iyi yapıyorlar. Hı. Hasan Şaşı'yla, Ümit Davalası'yla, Necati'siyle kendilerini buradan tebrik ediyorum. Abdurrahim Albayrak'a ve takımı yalnız bırakmayan Mustafa Cengiz Başkan'ı gerçekten kutluyorum. Evet, yönetimimiz de takımımızın her zaman yanında sevgili izleyenler. Ve bir virgül koyalım futbola, voleyboldan haberlere geçelim sevgili seyirciler. Galatasaray Bayan Voleybol takımı da biliyorsunuz SEV Şampiyonlar Ligi'ndeki dörtlü finale, Final Four'a çıkmıştı. Ve üçüncülük maçında İtalyan ekibi Imoco Voley'e 3-0 yenilerek organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Detaylar gelsin. Galatasaray Bayan Voleybol takımı SEV Şampiyonlar Ligi Final Four'unda bronz madalya için karşılaştığı Imoco Voley Conegliano'ya 25-17, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup olarak Avrupa dördüncüsü oldu. Finale çıkma mücadelesinde Final Four'un ev sahibi Voley Alba Blaj'a 3-1'lik sonuçla kaybeden Galatasaray, bu sonuçla SEV Şampiyonlar Ligi'nde 2013 yılının ardından tarihinde ikinci kez dördüncü basamakta yer aldı. Rabacieva topun içeride olması lazım. İtalyan ekibi karşısında takımımız adına 9'ar sayıyla oynayan Neslihan Demirgüler ve Dobriana Rabacieva en skorer isimler olurken bu mücadeleyle birlikte kaptanımız ve Türk voleybolunun efsane ismi Neslihan Demirgüler'le hem kulüp hem de milli takımlar seviyesinde ülkemize başarıyla hizmet veren Seda Aslanyürek aktif voleybol yaşantılarını sonlandırdı. 1995'te Eskişehir DSİ'de başladığı profesyonel kariyerinde Yeşilyurt, Vakıfbank, Tenerife, Eczacıbaşı ve son olarak Galatasaray formaları giyen Neslihan Demirgüler uzun soluklu kariyerine 12 kupa sığdırırken 2015 yılında Eczacıbaşı ile Şampiyonlar Ligi, 2015 ve 2016 yıllarında da Dünya Kulüpler Şampiyonluğuna ulaştı. Türk milli takımıyla 100'den fazla maça çıkan Demirleydi, 2012 Londra Olimpiyatlarında
Türk kafilesinin bayrağını taşıma onuruna erişmiş, 2003'te Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Ay Yıldızların da parçası olmuştu. Neslihan Demirgüler ayrıca kariyerinde 18 kez de bireysel ödüllere layık görüldü. 2003 yılında Avrupa ikinciliği ve 2005 yılında Akdeniz Oyunları şampiyonluğu yaşayan, kariyerinde İller Bankası, Fenerbahçe, Beijing, Vakıfbank ve Galatasaray formaları giyen Seda Aslanyürek ise kariyerine Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası zaferlerinin yanı sıra birçok bireysel başarı da sığdırdı. Takımımızın Imoko Voley Conegliano ile oynadığı bronz madalya mücadelesini Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve voleyboldan sorumlu yönetici Okan Böke ile Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik Polivalente Salonu'nda takip etti. Ciddi anlamda çok özel bir jenerasyonun karakterleriydi onlar. Ya bizim açımızdan çok kötü bir turnuva oldu. Hiç beklediğimiz gibi geçmedi açıkçası. Alınan sonuçlardan da çok dolayı çok üzgünüm ve utanıyorum diyebilirim. Sezonu iyisiyle kötüsüyle bitirdik. Burada olmak kimilerine göre başarıydı, kimilerine göre daha yüksek bir derece olmalıydı. Ben de daha yüksek bir derece, hatta şampiyonluk çok inananlardan biriydim ama olmadı. Sorumlu aramaya gerek yok. Sadece Seda ve Neslihan'ın bugün son maçıydı. Onlarla beraber çalıştığım için çok mutluyum. Yeni hayatlarında, voleybol dışı hayatlarında onlara başarılar dilerim. Çok güzeldi yani. Güzel miydi, değil miydi bilmiyorum. Yani benim için çok değişik bir duyguydu. Yani 25 senenin ardından ilk defa yarın ne yapacağımı bilmiyorum. Senelerdir voleybol içindeyim. Güzel bir keyifli bir sezon geçirdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Görüşürüz daha herhalde umarım. Açıkçası buraya dördüncü olmak için gelmemiştik. O yüzden biraz moralimiz bozuk. Çünkü tabii bu sezon biraz inişler çıkışlar yaşadık ama zor da bir sezondu. Bitti. Bu şekilde bitmesini istemiyorduk. Buruk ayrılıyoruz buradan. Ve benim de son maçımdı. Çok duygusal anlar yaşanıyor. O yüzden çok fazla konuşamayacağım. Evet, kızlarımıza bir kez daha İki tebrik edeceğim. Ediyoruz sevgili seyirciler. Biliyorum program hızlanması lazım. Seda ve Neslihan. Neslihan benim için çok önemli bir sporcudur. Seda da öyle. Ama Neslihan Türk voleybolunun kraliçesidir. Demirley'di. Neslihan hakikaten Demirley'di. Çok karakterli bir kızcağızdır. Sapına kadar Atatürkçü derler ya. Atatürkçü bir kızdır. Gittiği her yerde İtalya, İspanya vesaire dahil Türk bayrağını dalgalandırmıştır. Aslanlar gibi bir annedir. Minik Zeynep'le daha çok vakit geçireceğini sanıyorsa yanılıyor. Türk voleyboluna da ihtiyacı var. Galatasaray'ın bence ona ihtiyacı var. Çünkü Eczacı'da bir Nalan formülü var. Sonay'ın ablası. Eczacıbaşı yapılanmasında çok önemli bir yere sahip menajer. Neslihan'ı da Galatasaray kulübü ne yapıp yapıp yani kelepçe mi takar? Ne yapar bilemiyorum. Bırakmaması gerekir. Neslihan gibiler gelecek nesiller için çok önemli storyler, hikayeler içermektedir. Pırıl pırıl bir sporcuyu gözyaşlarımızla tribüne uğurladık. Siz de duygulandınız şu anda. Peki kaptanımız Instagram hesabından da keyifli, esprili bir paylaşımda bulundu. O paylaşım da gelsin ekranlara. Neslihan Güler Demir paylaşımında voleybola başladığı günlerden bir fotoğrafla birlikte şu yorumu yaptı. 1994'ten beri patron çıldırdı. Evet. Kapatıyoruz dedi kaptanımız. Evet. Gerçekten biz de gurur duyuyoruz. Ha, benim de spor yazarlığımda yani işte sonuçta 20 senedir bu işlerin içindeyiz. 20 senedir falan tanırım. Yani çok pırıl pırıl bir hanımefendidir. Çok değerli bir evladı var. Çok değerli aileye sahip. O da sahip. Voleybolcu biliyorsunuz tabii, inşallah. Galatasaray en büyük işi yaptı bakın. Yani vakıf kapar, eczacı kapar, Fener her taraf kapar. Ama Galatasaray'da bıraktı. Bir kere Galatasaray kongre üyelik hakkını elde etti. Galatasaray'da bıraktığı için. Bir an önce Galatasaray kongre üyesi yapıp hemen Sayın Başkanımıza buradan çağrı imzasını atıp bu kız kardeşimizi, arkadaşımızı, evladımızı Türk voleybolunun demir prensesini camianın çatısı altında tutun. Milli takıma buradan gönderin. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Okan Böke ve Mahmut Recevik de Romanya'dan dönüş yolunda bayan voleybol takımımızın SEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalindeki performansını televizyonumuza değerlendirdi. İzleyelim.
Yani genel olarak sezonu değerlendirdiğimiz zaman zaten çok büyük bir başarı var. Takım kurulduğu zaman kimse buralara geleceğimizi düşünmüyordu. Bu kadar çok eleştiri var ki ben yani sinirlerimi bozmadan dinliyorum bu eleştirileri. Şöyle baktığın zaman Fenerbahçe nerede Final Four'da, Eczacıbaşı nerede Final Four'da, Zürih Bolero nerede Final Four'da. Biz buradaydık, evet çok kötü bir maç oynadık ve kaybettik. Hani öyle maçlar vardı işte, onu defa oynarsan 8 defa falan kazanman lazım. Olmadı. Herkes çok, yani takım çok kötüydü. Buraya gelmemişler gibiydi yani. Yapacak bir şey yok. Hani bazen son hedefi burası zannedersin. Burada biter işin zannedersin. Böyle bir turnuva oynadık biz. Ama burada oldukları için teşekkür ediyorum. Bizi buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Vakıfbank'ı tebrik ediyorum buradan. Çok üstün oynadılar bugün de. Sezonun tümünde ben Galatasaray'dan çok memnundum. Oyuncular, ekip, hoca, staff, hepsi, sizler. İnşallah önümüzdeki senede çok mücadeleci, iddialı bir takım kuracağız. Bu takım kuranlara da teşekkür ediyoruz. Sorumlu yöneticimiz Okan'a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Onu da yalnız bırakmadık burada. Bu arada futbol takımımız da bizi çok sevindirdi. İnşallah orada şampiyon olacağız. Her şey iyi olacak. Evet, yöneticilerimiz de her zaman olduğu gibi tabii ki takımımızın evet, yanındaydı. Başarısızlık bu değildir. Da. Başarısızlık değildir, onu söyleyeyim. Final Four'a hatta kalmak çok önemli bir şey. Hatta bir iki hatalı bayrak kalktı. Ev sahibini götürse finalde bu sefer farklı şeyler olabilirdi. Peki hemen haber merkezimize dönelim. Voleybolun da nabzını tutuk. Gündeme dair gelişmeleri verdik ama Ali Can'ın eminim bize vereceği farklı gelişmeler de vardır. Günaydınlar Ali Can, iyi haftalar, söz sende. Teşekkür ediyorum. Herkese günaydınlar, mutlu haftalar dileyerek gündemimizi aktarmaya başlayalım. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisar Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve liderliğini de sürdürdü. Takımımız bugün izinli olacak çalışmalarına. Yarın başlayacak Galatasaray futbol takımı. Dün iki karşılaşma daha vardı Spor Toto Süper Lig'de, onları da aktaralım. Fenerbahçe kendi evinde Bursa Spor'u 2-1 mağlup ederken Gençlerbirliği ise kendi sahasında Antalya Spor'a 1-0 mağlup oldu ve teknik direktör Ümit Özat bu karşılaşma sonrasında istifa ettiğini de açıkladı. Voleybolda dörtlü final heyecanı yaşandı dün değerli izleyiciler. Sev Bayanlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray üçüncülük maçında Imoko Voley'e 3-0 mağlup oldu ve Avrupa dördüncüsü oldu takımımız. Final maçında ise Vakıfbank ev sahibi Alba Blaj'ı 3-0 mağlup ederek kupayı dördüncü kez müzesine götürdü değerli izleyiciler. Hem takımımızı hem de Vakıfbank'ı bir kez daha tebrik ediyoruz bu başarılarından ötürü. Dış haberlere de göz atacak olursak La Liga'da El Clasico heyecanı yaşandı. Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi. Sergio Roberto 45+3. Dakikada kırmızı kart görerek Barcelona'yı 10 kişi bıraktı. Atletico Madrid ise kendi sahasında Espanyol'a 2-0 mağlup oldu. Premier Lig'de lider ve şampiyon Manchester City dün Huddersfield'i konuk etti. Mücadele golsüz sona erdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Manchester City şampiyonu kupasını aldı. Bunu da belirtelim ve Arsene Wenger de Emirates stadında son maçına çıktı Arsenal'la değerli izleyiciler ve Arsenal rakibini 5-0 mağlup etti Burnley'i. Bunu da aktarmış olalım. Chelsea ise Liverpool'u tek golle geçmeyi başardı. Serie A'da ise Roma konuk olduğu Cagliari'yi milli futbolcu Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı ve Cengiz Ünder ligdeki 7. golünü kaydetmiş oldu. Napoli sahasında Torino ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yine büyük bir yara alırken Inter ise deplasmanda Udinese'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finale ev sahipliği yapan Yunan ekibi AEK Atina final mücadelesinde Fransız ekibi Monaco'yu 194 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf olmayı başardı. NBA'de ise konferans yarı finallerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Golden State New Orleans Pelicans'ı 118-92, Houston Rockets da Utah Jazz'ı 194 mağlup ederek seride 187 mağlup ederek özür diliyorum. Seride durumu
3-1 yaptı. Adeta finale göz kırptılar diyebiliriz. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan dün itibariyle sona erdi ve Türkiye oldukça önemli bir başarıya imza attı. Detayları aktaralım. Avrupa Şampiyonları'nda en fazla madalya sayısına ulaşmayı başardı milliler. 5'i altın, 8'i bronz olmak üzere toplam 13 madalya etti Türkiye bu şampiyonada. Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Soner Demirtaş erkeklerde altın madalya kazanan isimler oldu. Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak da yine kadınlarda altın madalya elde etmeyi başardı. Türkiye takım halinde serbest stil ve kadınlarda 3. olurken Greco-Romen stilde ise 6. oldu. Bunu da aktarmış olalım. MotoGP'de sezonun 4. yarışı İspanya'da gerçekleştirildi. Repsol Honda pilotu Marc Marquez, İspanyol pilot, yarışı ilk sırada tamamladı. 70 puanla pilotlar klasmanında ilk sırada yer alıyor Marquez. TPNP Paribas İstanbul Open finalinde Tunuslu rakibi Malek Jaziri'yi 7-6 ve 6-4 setlerle 2-0 yenen Japon tenisçi Taro Daniel kariyerinin ilk ATP zaferine İstanbul'da uzandı. Ve son bir haberimizi atletizmden aktaracağız. 20 yaş altı kadın milli yürüyüş takımı Çin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihi bir başarı elde etti. Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdağ'dan oluşan mini takım 10 kilometre yürüyüşte organizasyon tarihindeki ilk madalyayı almış oldu. Galatasaray'ın ve sporun gündemi bu şekildeydi. Bahar, sözü tekrar size bırakıyorum. Teşekkürler sevgili Ali Can Baykın. Her gün olduğu gibi tüm gelişmeleri bizlere aktardı. Bizlerse kısaca şöyle bir gazete başlıklarına bakalım. Cumhuriyet gazetesi gelsin ekranlara. Aslan hedefi gördü başlığı var sevgili izleyenler. Galatasaray Akhisar'ı 2-1 yenip şampiyonluk yolunda dev adım attı deniyor. Yine Galatasaray'la ilgili pek çok haber mevcut aynı sayfada. Terim Allah'ın evet. adaleti şaşmıyor sözlerine de yer verilmiş. Fatih Hoca'dan detaylar var. Ebru Kılıçoğlu ve Bağış Ertem'in de yazılarını bence ya gazete alarak ya da internet sitemizden okusunlar. Evet. Çok fikir yazısı ikisi de. Ebru Kılıçoğlu'nun yazısının başlığı bugünkü formül. Bağış Erten'in de hem taktik hem bam 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 şeklinde. Aynen öyle, bam 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 gitti Galatasaray bu. Peki geçelim Fanatik'e, hızlı hızlı bakacağız, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Fanatik gazetesinin bugün ilk sayfasında şampiyonluğa kükrüyor başlığı vardı sevgili seyirciler. İmparator hedefi göstermiş, 270 dakikamız kaldı demişti. Galatasaray 21. şampiyonluk yolunda bir kritik 90 dakikayı daha aştı. Zafer için süreyi 180 dakikaya indirdi deniyor. Rodriguez'le ilgili yine haberler mevcut. Ve Aslan eğer yeni Malatya ve Göztepe maçlarında büyük bir hata yapmazsa sezon sonunda sarı kırmızılı taraftarına bir büyük mutluluk daha yaşatmış olacak deniyor. Geçelim bir diğer spor gazetemize, Açık Mert Korkusuz gazetesine. Yine şampiyonluk yakın, meşaleye yakın başlığı var. Alıştığımız, Galatasaraylıların da alıştığı başlıklardan, sevdiği başlıklardan da bir tanesi. Akhisar virajını da kayıpsız dönen Cimbom mutlu son için geri sayıma başladı deniyor. Kaldı 180 dakika. Maça fırtına gibi başlayan Galatasaray Rodriguez'in 15 ve 18'deki iki golüyle farkı yakaladı. Manisa ekibine Soner 33'te penaltı atışından faydalandıramadı deniyor. Aslan 50. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle bocalasa da son düdeye kadar hata yapmadı. Uzatmalarda bu kez de Gomis penaltıyı kaçırdı deniyor. Zaten detayları da konuşmuştuk. Bir diğer spor gazetemize, Fotomaç'a dönelim. Allah bizim yanımızda başlığı var Fotomaç gazetesinde. Fatih Terim hakem hatalarını üstü kapalı şekilde eleştirirken konuşmuyorsak görmüyor, duymuyor değiliz. Herkesin adaleti şaşıyor, Allah'ın adaleti şaşmıyor dedi ve bu sözleri de bugün Fotomaç gazetesine taşındı sevgili seyirciler. Tabii ki sevgili Arif Kızılyalı'nın taraftarlarımızdan da gelen mesajlar var. Bugün tabii ki gündemimiz kalabalık, yoğun olduğu için onlara dönememiştik. Birkaç tanesini okuyalım. Amsterdam'dan Uğur Eroğlu diyor ki günaydınlar demiş bizlere. İstanbul'daki parçalı bulutlu havayı sizlerin güzellikleriniz, Galatasaray'ımızın galibiyeti güzel bir mutlu havaya çevirdi. Gomis'in moralini de taraftar Malatya maçında düzeltir. Gollerini atmaya devam eder diyor. Donk ve Muslera yukarıda Allah var derken o hakemlere sormak lazım. Yukarıda Allah yok mu? Kartları ondan mı gösterdiler diyor. Ben o mecazi içinde söyledim. Buradan kardeşime de teşekkür ediyorum. Hakikaten ayıp ya. Utanmazlık yani. Yani o kartlar utanmaz kartlar, söyleyeyim. Yine Hollanda'dan izleyicilerimiz var. Selamlarını iletmişler. Teşekkür ederiz efendim. Yine Murat Ceber yurt dışından yazıyor bizlere. Türk Telekom Stadyumunda yeni Malatya maçında da şov yapacağız. Herkesi yeneceğiz. Şampiyon Galatasaray yazdıracağız diyor. Yine Almanya'dan taraftarlarımız var. Fırat Ak yazmış. Galatasaray herkese rağmen, her şeye rağmen şampiyon olacak. Taraftarımız takımımızı yalnız bırakmasın diyor yeni Malatya maçında. Tabii canım, yani hiç taş yağsa 50 bin. Tabii. Taş yağsa, bakın taş.
Taraftarımız da sezon boyunca bizleri destekledi. Her seferinde 50 bin aslan omuz omuza dedik. Onlar da sağ olsunlar bizlerin ve yöneticilerimizin bu çağrılarını kırmadılar sevgili izleyenler. Pek çok mesaj var ama yavaş yavaş da yine sonuna geliyoruz. Manşet Galatasaray'ın Almanya'dan Zahit Buğ yazmış. Şampiyon cimbom diyelim artık diyor. Bir takım yorumculara sitem etmiş o da. Arif Kızılyalı'na da sevgilerini yolluyor. Fatih Hoca'ya da laf dalaşına girmeye çalışanlar demiş. Onlar da ancak cevap bulamazlar Fatih Hoca'nın kalitesiyle. Valla şimdikilerin okuduğu kitapları Fatih Hoca unuttu. Yani hani Fatih Hoca'ya laf yetiştirmek mümkün değil. O yüzden hani bence hele şu böyle son yeni yetme, çünkü şu an federasyonda birçok yeni yetme de var. Yeni yetme kendi işine baksın, kuralı uygulasın. Bak kimse başka bir şey istemiyor. Yüksel Hasanoğlu Yunanistan'dan İskece'den günaydınlar demiş. Arif abiyi beğenerek izliyorum. Yorumları bizler için çok kıymetli diyor. Dünkü maçta da kalbim duracaktı ama başardık. Deplasmanda sanki hala biraz panik yapıyoruz ama hiç önemli değil. Şampiyon biz olacağız. Nerede kalmıştık cimbombom diyor. Son haftaya kalmaması gerekiyor. Yani bu hafta iş biter gibime geliyor. Peki çok teşekkür ederiz efendim kıymetli katılımlarınız için. Daha pek çok mesaj var bugün okuyamadığımız. Hepsini yarın telafi ediyor olacağım. Yönetmenim Filiz Konukçu da yine bizlere ulaşan bir görüntü vardı. Onu getirsin ekranlara rica edelim. Olacaksın Galatasaray. Dualarımız seninle. Şampiyon Galatasaray! Sen şampiyon olacaksın Galatasaray. Dualarımız seninle. Şampiyon Galatasaray! Efendim bu görüntüler Afrika'dan geldi bizlere. Hangi ülke acaba? Taraftarlarımız detayları şu an mevcut değil bize sevgili Arif Kızılyalı'nın. Somali olma ihtimali var çünkü Somali'de çok Türk yapılanması var. Sarı kırmızılı formayı şampiyon olacağız dualarımız sizinle diyorlar. Çok hepsine teşekkür ederiz efendim. Yani iyi ki alıp Ali Palabıyık orada değil. Hani inşallah maşallah Allah falan diyorlar ya hepsine sarı kart gösterir bu Ali Palabıyık. Taraftarımız da onlara ne diyor ama şampiyon Galatasaray. Evet. İnşallah sevgili seyirciler. Manşet Galatasaray'ın bugün sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Katılımlarınız için. İyi iki tane 90 dakika temennisiyle saygılarımı sunuyorum. Peki efendim yarın saatler onu gösterdiğinde bizler tekrar Ahmet Çakır'la birlikte karşınızda olacağız. Bizi izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.